Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Beşiktaş kariyeri videosuyla sizlerle birlikteyim. En son yeni sezona geçeceğimizi söylemiştim. Sezon sonunu bırakmıştık. Bu bölüm büyük ihtimalle son bölümümüz olacak. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ilerleme durumumuza göre final bölümü olabilir. En kötü finalden bir önceki bölümdür. Çünkü artık bitirip bir an önce yeni kariyere geçmek istiyorum. O yüzden buraya kadar ilerlettim. Şimdi neredeyiz, ne yaptık? Hemen göstereyim. Şu anda 2024 Şubat ayındayız ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda. Rakibimiz Manchester United. United geldi. Gruplardan çıktık. Gruplardaki rakiplerimiz şöyle: Benfica vardı. Berabere kaldık. Bayern Münih'e mağlubiyet aldık. Dinamo Zagreb'e karşı iki maçta da kazandık. Ardından, daha doğrusu daha öncesinde iki tane de mağlubiyetimiz var ama toplam 7 puanla mı ne çıktık galiba. Az önce bakmıştım. Atladım bu arada. Hani bir tek Bayern Münih sıkıntıydı çünkü. Birazcık risk aldık orada. 6'da 6 Bayern Münih. 14 gol atıp 6 gol yiyip toplam 18 puan toplamışlar. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle birlikte yani toplam 7 puan toplayarak son 16 turuna yükseldik. Gruplardan çıkmayı başardık. Son 16'da Manchester United geldi. Kadroları nasıl bilmiyorum, daha girmedim. Bir an önce basın toplantısına gidip ondan sonra girelim. Dediğim gibi ya, eğer elenirsek final olur. Elenmez, yola devam edersek bu bölüm final yok. Bu turda güçlü bir rakiple karşılaşacaksınız. Beşiktaş sıradaki zorlu maça hazır mı? Hazırız ya. Bu arada transfer konusunda şey söyleyeyim. Böyle alırız falan diyordum ya. Cenk Tosun isteyenler vardı. Başka Abubakar isteyenler vardı. Yani genellikle böyle işte eskiden Beşiktaş'ta oynamış oyuncuları isteyenler vardı ama reytingleri çok düşük. Baktım. Yani alsak da çok kullanamayacağız gibi geldi. Özellikle Cenk Tosun'u falan bayağı düşükmüş artık. Tabii oyunda yıllar geçti ya. O yüzden olabilir. O yüzden almadım. Bir tane stoper takviyesi yaptık. Connor Cody'yi aldık. Bir de böyle şey yapmak istemedim ya. Hani kariyerin başına söylemiştik ya, çok da ekstrem transferler yapmayalım diye. Kariyerin çok gerçekçiliği kaybolmadan. Yani şimdi gidip de karşıdaki Ronaldo'yu takıma katmayalım. Hani o kadar da uçmayalım diye. Söylemiştik zaten. Onu da bir an düşünüp takımın kadrosunu en azından bu seviyede tutmaya özen gösterdim. Artık Talisca 86 rating. Gezal 81. Bruno Fernandes diyecektim. Gedson Fernandes 82. Defans hattımız çok iyi. Özellikle Rozier 85 overall'a yükseldi. Karşımızda Ronaldo, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Koulibaly, Varane. Geri kalan kadro aynı. Evet, Koulibaly'i almışlar. Onun haricinde kadro aynı. Bu şekilde başlayalım ya. Herkes hazır. Birazcık yorgunluklar var ama çok sıkıntı yok. Devam. Maç öncesi Jadon Sancho'yu gösteriyorlar. Son 3 maçta 3 gol atmış. DHV'ye geçmemiz birazcık zor olacak. Bölümümüzün ilk maçında rakibimiz Manchester United. Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçı. Revanşı da olacak. İlk maçta kendi evimizde Vodafone Park'tayız. Talisca kaptan artık sahaya. Onun arkasına çıkıyor oyuncular. 86 rating Talisca. Şu an var ya, yok edecek ya. United büyük ihtimalle topa çok sahip olacaktır. Diğer takımlar bunlar. Liverpool Real Madrid eşleşmesi var. Paris ile şey, Bayern Münih eşleşmiş. Yani büyük takımlardan iki tanesi gitmiş olacak. O eşleşmelerden dolayı. Eğer şurayı geçersek süper olur ya. Bu sefer Avrupa Ligi müziği değil, Şampiyonlar Ligi müziği eşiğinde maçımıza çıkalım bakalım. Cristiano Ronaldo'nun vuruşuyla başladılar. Haydi be takım. Kadroyu çok bozmadık. Oyuncularımız çok gelişti artık. Onun da verdiği biraz şey var tabii, avantaj var. O yüzden çok transfer yapmaya gerek kalmadı. Oyuncular kendi kendilerine geliştiler zaten. Hani kimi alacağız bu saatten sonra? Çok bir dünya yıldızı almadıktan sonra çok da gerek yok. Ronaldo faul hocam. Ver faul, ver. Sarı kart mı? Sarı kart Ronaldo, güzel. Enkudu. Bomboş kaçıyorsun şimdi, yardır oğlum. Yardır Enkudu, çek. Çek çek çek, çok güzel. Bıraktın aşağıya. Raşit Gezal, hadi be De Gea. Korner kullanacaklar. Dakika 10 olmak üzere. Bir kere çok tehlikeli geldik Gezal'la birlikte, onun haricinde daha yeni başladık zaten. Batshuayi bırak. Çok güzel Gezal. Şimdi yardır. Önün bomboş. Koş Gezal. Daha yukarı bırak. Gördük Batshuayi. Batshuayi'den Enkudu'nun koşu yoluna. Kevin Enkudu. Enkudu çektin. Verdin Batshuayi'ye. Oy. Batshuayi bıraktın. Gedson Fernandes. De Gea. Çok güzel geliyoruz. Çok güzel geliyoruz şu ana kadar. David De Gea çıkarttı. Haydi takım, haydi takım. Çeyrek finale doğru. Çeyrek finale doğru. Batshuayi. Aha. Aha. Vur oğlum. Lan ayakla niye vuruyorsun? Penaltı. Penaltı kazandık işte bu. Pogba'nın eline çarpmış. Dakika 14'te. Bastırdık bastırdık, penaltıyı aldık. Dur bakalım. Talisca kullanacak. Ronaldo yerden kalkana kadar. Ne oluyor lan? Pogba nereye bakıyorsun?
Kafası yamuk bakıyor. Haydi Talişka. Kaptan Talişka. At şunu. At şunu bitir. Sola vur. Yapıştır. Vur oğlum, işte bu. Ortaya atacağını düşündü David De Gea. Talişka sol tarafa doğru vuruyor ve 1-0 öne geçiyoruz Manchester United karşısında. Deklasman golü kuralı olmadığı için daha çok atan kazanacak. Kendi evimizde şöyle bir bir farka veya iki farkla hani sonraki maça gidersek süper olur. McTominay. Rıdvan orada. Hocam. Ver. Sarı kart. Var mı sarı kart? Uyardı. Ve kaptan McTominay mi? Ne alaka oğlum ya? Ronaldo, Bruno Fernandes falan var orada. Ya da De Gea var yani. Saymaya gerek yok. De Gea orada. Fernandinho bu sezon sonu bırakıyormuş. Allah Allah. United şu ana kadar acayip dağınık oynuyor. Dur bakalım. Şuradan bir şeyler çıkartalım ya. Bir gol mol. Oyna. Gezal şimdi. Raşit Gezal. Gezal götürüyorsun. Gezal bıraktın ortaya. Bir pas daha şimdi. Talişka. Hadi lan. Oğlum çok güzel gördü Talişka'yı da. Geçmedi top. Devam. McTominay. McTominay'den ta geriye doğru. David De Gea. Ortaya bıraktı. Presimiz var. İşte bu. Salih Uçan. Salih. Salih. Kaldır Salih. Boçoy'u ve gol. De Gea'nın hatalı pasında golü buluyoruz. Dakika 31'de skoru 2-0'a getirdik. Müşi Batshuayi. İşte bu yüzden çok gerek yok dedim transfere. Takımdaki oyuncular artık çok üst düzey. Yıllardır aynı takım. Hop. Bam, işte bu. Kafa vuruşuyla golünü buluyor Batshuayi. 2-0. Bu bayağı iyi oldu ya. Bu acayip güzel oldu abi şu an. Kaç şimdi? Süper. Koş 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 koş. Koş Enkudu. Geçtin. Talişka'ya bırak. Talişka. Talişka. Oy, çok fena kontrol etti bu arada. Şu önüne alışı süperdi. Ah be, bunun öncesi süperdi işte. Vuruşunu yaptı ama dışarıda. Enkudu. Çok şık hareket. Şimdi Talişka. Talişka bıraktı. Bir pas daha. Raşit Gezal. Daha ya. David daha ya. Talişka. Hadi be. Akın akın geliyoruz bu arada. İnanılmaz zevkli şu an. Yani kaç bölüm oldu şu an? 20 bölüm falan olmuştur herhalde. 20 bölümden fazladır. O kadar bölümdür oynuyoruz. Artık eskiden beri oynadığımız takımın geliştiğini görüp hani o şekilde oynamak çok fark ediyor. Şimdi bizde o top. Çıkalım. Lan hocam bitirme. Hocam bitirme, geliyoruz. Gelemiyoruz. Lan hadi be lan, alıyorduk ya. 2-0 evet. Bu şekilde ilk yarı sona erdi. İkinci yarıya doğru geçelim. Ya 3 farklı gidersek zaten apayrı bir şey olur. 3 farklı gitmek birazcık yorgunluklar başladı. Bir gol daha bulursak çok iyi olur ya. Çünkü yani maçın son anlarına doğru eğer yorgun olmazlarsa, onlar ki olmazlar bence. Oyuncuları daha iyi ya hani rating olarak. Dayanıklılıkları falan daha yüksektir. O yüzden şöyle çok sonlara doğru bırakmadan bir gol daha bulalım. Enkudu. Talişka'ya bıraktı. Talişka. Geçtin. Şimdi Rıdvan'dan Talişka'ya. Süper pas. Anderson Talişka. Çekti topu. Götürüyor, içeri doğru girecek. Enkudu. Talişka. Faul. Aldık faulü. Bir dakika. Şuradan bir gömçür bakayım lan. Nasıl vuruyorsun? Bir vur bakayım. Fena gitmedi. Fena gitmedi. Güzel. Fernandez girdi. İlyon Beyli. Umtiti. Penaltı yok. Güzel. Enkudu. Hadi be, tam geçiyorduk var ya. Tam oradan geçiyorduk. Rıdvan ne alakalı? Rıdvan topu aldı da. Fred oyundan çıktı ya. Rıdvan oyundan çıktı diyordum. Rıdvan şimdi. Rıdvan'dan Talişka'ya. Anderson Talişka açtı ayağından. Ortadan koşan Enkudu var. Kevin Enkudu. Hadi be. Çok güzel şut. Aynı şekilde güzel kurtarış. Can gel. Talişka'yı çok fazla yormayalım. Süper Lig maçlarımız da var. Atlıyoruz gerçi de olsun. Hani yorgun çıkması sonuçta oyuncular. Taze kanlarla değiştirelim. Batshuayi olmadı. Can Bozdoğan. Şimdi bıraktı. Aşağıya Erik Bailly. Rozier. Kaldır. Batshuayi. Olmadı. Çok kötü kaldırdık ya. Kimse yoktu. Aradan bıraktılar. Bruno Fernandes. Alalım onu, işte bu. Hayır. Hayır. Penaltı yok. Hayır abi. Yarım saat önce kaydık ya.
Yarım saat önce kaydık orada daha yeni penaltı. Çok sonradan yere düştü hocam. Şurada kaydık, bir saat sonra kaydık ya. Daha doğrusu çok önceden kaymıştık. Vlahovic oyunda. Penaltı kullanacaklar. Bruno Fernandes panenka attı. Bruno Fernandes'in golüyle 2-1 buluyorlar. Farkı 1'e indirdiler. Orası bizim tribün değil mi ya? Deplasman tribünü mü? Neyse, seviniyorlar artık. Abi. Panenka'sını yolladı ya. Güzel attı. 2-1. Olsun olsun. Sonuçta bir fark var. Belki şu son bir gol daha bulursak yine iki farka çıkartma olasılığımız var tabi. Daha bitmedi çünkü. Vlahovic. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes aradan bıraktı. Hayır. Leon Bailey. Leon Bailey getiriyor. Leon Bailey bıraktı. Umtiti. Vur ileri. Gezal. Ne oluyor ya? Can niye koşmadı ki oraya? Olsun. Vlahovic. Vlahovic'den aşağıya. Leon Bailey. Leon Bailey. Güzel geçti. İçeri doğru giriyor. Şu anda aldık topu. Corner. Son dakikalar. Belki şu son bir kontra atağı çıkarsak. Corner dönüşü. Hayır. Gezal nasıl sakatlandı? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok bu arada. Hayır abi. Gezal'ın sakatlığı kötü olur ya. Bırak ileri. 5 tane faul yapmışlar hocam. Çüş ya. Bıraktık Getson'a. Getson. Aldı şimdi Getson Fernandes. Geçti. Getson götürüyor. Döndü geriye. Şimdi ortaya Batshuayi. Batshuayi. Vur oğlum at bunu işte bu. 90+3 demişim Batshuayi. Farkı tekrardan 2'ye yükseltiyoruz. 3-1. Burada galibiyet alıyoruz Manchester United'a karşı. Son dakikalarda Getson ortaya doğru bıraktı. Geri doğru daha doğrusu. Hop şurada geri. Kimmiş o? Fernandinho. Fernandinho'nun pasında Batshuayi. İşte bu. İki farkla birlikte Old Trafford'a gideceğiz birazdan. Oh bu çok iyi oldu var ya. Bu gerçekten çok iyi oldu. İki farkla gitmek. Çünkü kendi evlerinde daha bir şey oynarlar. İyi oynarlar, baskılı oynarlar. 51'e 49 top oynama, 12 tane şutumuz var. Paslarda birazcık üstünlükleri var ama aşağı yukarı aynı. Müdahaleleri daha fazla sadece. Onun haricinde her şeyde üstünlüğümüz var. Sporting Leverkusen'e yeniyormuş. Yani o ikiliden iki takım da gelse olur. Real Madrid, Liverpool gibi takımlar işte birazcık sıkıntı. Bayern Münih özellikle, Paris Saint Germain. Bu gibi takımlar gelmesin de. Dur bakalım. Çeyrek finalde ve yarı finalde kimlerin geleceği acayip önemli. Kura şansı. Atletico Madrid Kulüp Brugge'yi geçmiş. Inter geçememiş. Olympique Lyon geçmiş. Çok güzel olmuş bu arada. Bayern Münih geçecek galiba. City Leipzig. Leipzig geç lan City'yi. Arsenal'da Barcelona'ya geçecek. Real Madrid işte çok sıkıntı ya. İnşallah işte kolay takımlardan bir tanesi gelir de güzel devam ederiz. Sorun 6 turunun ikinci maçı. 3-1 skor, toplam skor şu anda. İki farklı birlikte gidiyoruz. Old Trafford'a, deplasmana. Yine aynı kadro. Hiçbir değişiklik yok. Salih Uçan 78 olmuş artık. Gezal sakatlanmıştı ama bir şey yok şu an. Oynuyor yani. Ronaldo yok. Bir de Fred yok. Önceki maçtan. Haydi bakalım. Maçımıza başlayalım. Çeyrek finalde inşallah Real Madrid gelmez ya. Veya Bayern Münih veya City falan. Onlar gelirse birazcık zor. Gerçi City ile şeyde oynadık ya. Bu sezonun başında Süper Kupa vardı. 2-1 mağlubiyet aldık ama. Onlar kazandı. Yendiler. Ama çok da şey oynamadılar yani. Çok da ekstrem oynamadılar. Old Trafford'a geldik. Manchester United'ın stadyumundayız. İngiltere'de. Bakalım çeyrek finale hangi takım yükselecek? İki farkımız var. Bunu koruyarak rahat bir şekilde maçımıza çıkalım. Maç onlar başlıyor Vlahovic'in vuruşuyla. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir galibiyet ya. Rahat bir galibiyet. Beraberlik de olur. İki farkımız var. İki gol yeme hakkımız var şu anda. Yani 2-0 geri düşsek anca oluyor. Batshuayi'den Gezal'ın koşu yoluna. Dehe'ye açılmadı ama Luke Shaw orada. Lan! Gezal! Olmadı. Ya! Yapma be. Atmak üzereydik. Alıyoruz. Alırız onu. Lan çıktılar. Kapatın kapatın. Geliyorlar. Çok fazlalar bu arada. Hemen yerinize geçin. Rozier. Hemen yerine geç. İşte bu. Çok rahat. Şimdi Gezal. Raşit Gezal. Önü bomboş. Luke Shaw ilerideymiş. Aç oğlum ayağından. Koşarsın oradan. Koş Gezal. Çek Gezal. Geçtin. Geçtin. Bir plase oradan. Olmadı. Bir daha önünde. Bir plase Gezal. Oha. Oğlum sol ayağını normal yapsana işte ya. Oturmadı oturmadı. Ayağın oturmadı. Oradayız şimdi. Vlahovic. Aldık şimdi Eric Bailey. Güzel sezdi orayı bak.
Tam atacağı yere girdi. Gördük orayı. Aynen burayı işte. Enkudu. Enkudu ta aşağıya doğru. Şimdi Rıdvan'ın koşusu var. Hadi lan. Alırız bu arada, alırız onu, alırız onu. İşte bu. Gezal koşsana Gezal. Gezal niye koşmuyorsun lan? Neyse ki Rozi orada. Ver aşağıya. Çok güzel. Şimdi ta yukarı. Mükemmel geldik yine. Raşit Gezal. Çekti topu. Gezal içeri doğru girdi. Verdi pasını. Oha. Oy. Ha çek. Oğlum ya. Sağa doğru çek diye yaptım. Önünü açtı. Ne oluyor lan? Şşş Dehe ya. Hayırdır oğlum? Sancho. Sancho'dan arkaya doğru McTominay. Alalım onu. Sancho vurdurma. Penaltı yok. Hayır. Kapatın kapatın. Bruno Fernandes. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Rıdvan. Çok güzel müdahale bu arada. Penaltı falan yok. Enkudu. Enkudu aradan gördü. Koulibaly. Batshuayi. Güzel paslaşmalar. Talisca. Talisca. Uzakla oradan hadi be. Yakın geçti ha. Sağ ayağıyla vurmasına rağmen gayet güzel vurdu. Bruno Fernandes. Ta aşağıya doğru şimdi. Kim o? McTominay. Scott McTominay. Umtiti. İşte bu. Devam Umtiti. Koş oraya kadar. Yardır oğlum. Bırak ortaya. Sen de bırak olmadı. Aa, aldık. Getson. Getson Fernandes koşuyorsun. Koş. Yap oğlum ortanı. Talisca. Batshuayi. Lan çok kötü kafa vuruşu ya. Batshuayi. Şu gol atsak 3 fark olacaktı. Amsaka getirdi. Pogba. Umtiti. Bırak oğlum ta yukarı. Olmadı. Pogba. Hayır. Vlahovic. Mert kurtardı. İşte bu. Vlahovic'in vuruşunu Mert çıkarttı. Solskjaer bayağı bir düşünceli. Vlahovic. İlk defa geldiler bu arada. Ya ilk ya ikinci falandır yani. O kadar. United şu ana kadar bayağı kötü oynuyor ya. Ya iyi ki United gelmiş. Ben birazcık çekinmiştim de başlarda. Özellikle geçen maçtan sonra iyi ki United gelmiş şu an yani. Çünkü hiç gelemiyorlar ya. Oyun planları falan yok gibi. Hadi lan. Luke Shaw. Pres yapın, pres yapın, pres yapın. Koşalım. De Gea ya. Bask yapın. Koulibaly. Çıktılar. Taktik değiştirme zamanı geldi gibi. Leon Bailey getiriyor topu. Leon Bailey. Leon Bailey oradayız. Mert kurtardı. Oy, çok kritik kurtarış. Bruno Fernandes'in vuruşunu Mert çıkarttı. Gol yersek de son dakikalar diyelim. Zaten bu skorla çıkıyoruz. 2 gol yeme hakkımız var. En azından son dakikalar diyelim. Kapatın abi. Yakın kullanıldı. Jadon Sancho. Şimdi geriye. Van de Beek. Yap müdahaleni. Çekil çekil çekil. Lan çekil önden be. Aldık geçemiyoruz ha. Hayır. Pogba. Oo offside'mış ha tamam. Bir an yok sandım var ya. Adam çok fena kaçtı çünkü. Talisca. Yo Meili. Hayır yedik golü ya. Vlahovic topu çıkartamadık oradan. Bir türlü çıkartamadık. 1-0. Toplam skor 3-2 oldu tabi. Hala bir gol yeme hakkımız var ama yemeyelim. Böyle devam. En azından bir gol bulmaya çalışalım. Solskjaer'e koşuyor bu da. Bekle bakalım o Solskjaer seni tur atlatabilecek mi? Vlahovic'in golüyle 1-0'a geçtiler. Şurada. Ah be. Şu 31 Bailey mi o? Bailey galiba. Leon Bailey şey. Leon Bailey karşıda. Erik Bailey çok geride kalmış ya. Adamın oraya doğru kaçacağını düşünememiş herhalde. 3-2. Çıkartmayın çıkartmayın. Koşun geri koşun geri. Koşun geri son dakikalar. Geri koşun. Kapayın içeriği kapayın. İçeriği kapayın. El var penaltı. Eline çarptı. Hayır. Hayır. Leon, hala Leon Bailey diyorum ha. Erik Bailey. Göz göre göre eline çarptı ya. Erik Bailey'nin. Nereye vuracak? Bruno Fernandes nereye vuracak? Nereye vuracak lan? Oğlum sen var ya sola vurursun. İşte bu. Az önce Panenka atmış dedi mi geçen maçta. Geçen maçta yediğimiz Panenka golünün acısını bu maçta çıkartıyoruz. Hadi git lan şimdi. Hadi Panenka Manenka atıyor. Atsaydın ya şimdi Panenka'yı. Mert Günok. Devam. Kısa oynadılar. Sancho. Ne oldu? Offside. İşte bu. Ver abi. Birazcık zaman harcayalım. Yani sakin çıkalım. Zaman harcayalımdan kasıt. Hatta harcayalım ya. Ver şunu. Heh, şöyle paslaşa paslaşa. Nasıl zaman harcıyoruz ama? Atağa çıkıyoruz. Bırak. Bırak.
Süper devam. Talisca. Hayır hayır ortadan kaçan var. Sancho. Şubuerik Beyli. 90 artı 3. Son kez belki de burada gelemeyecekler. Çünkü Erik Beyli'yle top. Ve burada maç bitmek üzere tur atlayan taraf Beşiktaş olacak. Artık son 1 dakika var. Daha biraz. Rozyal da gidiyor. Ortaya bıraktı şimdi ve burada maç bitecek. Hocam bitir artık. Ha işte bu. 1-0 yenilmemize rağmen Mert Günok'un penaltı kurtarmasından sonra maçı uzatmalara götürmeyip burada 90 dakika sonunda tur atlayan taraf, çeyrek finale çıkan taraf Beşiktaş. O penaltı kurtarmak çok iyi oldu ya. Mert Günok'un penaltı çıkartması mükemmel oldu. Erik Bey'le gösteriyor. Penaltı yaptırdı da. Olsun yani sonuçta kurtarmış olduk penaltıyı. Çok da sıkıntı yok. Uf var ya süper süper. Yine 50-50. Tabii ki geçen maça göre biraz da kötü oynadık. Hani neredeyse her alanda üstünlükleri var. Müdahalemiz daha fazla çünkü daha çok geldiler. O yüzden daha fazla müdahale yaptık. Leverkusen mi çıkacak, Sporting mi? Uzatmalara gidecek galiba. Uzatmalara gidecek galiba maç. Leverkusen penaltılarda 5-4 kazandı. 3-2 United'ı geçtik. Atletico Madrid, Olympique Lyon. Bunlar daha oynamamışlar. Hadi düşük bir takım ya. Kim gelecek oğlum? Öbürkü aya mı geldi? Çeyrek final. Nisan ayına geldi galiba. Dur bakalım birazdan göreceğiz. Dur. Çeyrek finaldi. Ya şöyle bir Lyon Lyon bir şey gelsin ya. Bayer Leverkusen falan gelsin. Geldi. Karagümrük maçı oraya geldiğine göre çekildi. Kim geldi? Bakıyoruz. Oha ya. Ya oha ya. Gidip de Paris Saint Germain'i nasıl çekiyoruz abi? Ya böyle kura şansı olabilir mi ya? Kura şansımıza bakar mısın arkadaş? Manchester United'dan sonra ya o kadar Leverkusen var. Lyon var. Leverkusen Atletico Madrid'de gelse olurdu. Arsenal Lyon'da gelse olurdu. O kadar takım arasından gidip Paris'i çektik ya. Gidip buradan Paris'i çektik ya. Ya kura şansına bakar mısın? Bu ne ya? Kadroları nasıl? Evet. Messi, Neymar, Mbappe. Marquinhos, Verratti var. Eşref Hakimi, Alaba ve Donnarumma. Geri kalanları çok saymaya gerek yok. Onlar normal oyuncular da. Diğerleri bayağı üst düzey olduğu için. Onların isimleri birazcık daha tabii dikkat çekiyor. Diğer tarafta bizim kadro yine aynı. Her zaman olduğu gibi. Bu şekilde başlayalım o zaman. Hiç bekletmeye gerek yok. Kendi evimizde çıkıyoruz. Rövanşı da olacak. Kendi evimizde bu arada yine United maçında olduğu gibi. Hani baskılı bir şekilde oynayıp belki bir gol mol bir şey bulabiliriz. Bizi göstermediler. Bölümümüzün 3. maçında rakibimiz Paris Saint Germain. Çeyrek finalde. Bu arada çeyrek finale kadar geldik ya. United'a geçtik. O kadar da boş yerden bahsetmiyoruz şu anda. Paris Saint Germain'i eğer geçemiyorsak en azından zorlayalım. Bu da bir şeydir. Ama kadroları inanılmaz güzel. Oyuncuların reytingleri falan inanılmaz güzel. Yüksek. Bu arada Messi birazcık düşmüş olabilir. Öyle bir avantajımız var. Çünkü oyunda bir 200 sene geçti. Gerçi kaç düşmüştür ki yani. Çok da düşmemiştir. 90'ın aşağısına düşmüştür belki de. Yine bayağı bir yüksektir yani. Sonuçta Messi. Haydi abi. Şampiyonlar Ligi çeyrek final. İlk maçı. Mbappe'nin vuruşuyla onlar başladı. Devam. Merino. Mbappe. Messi. Marquinhos. Haydi takım, haydi takım, haydi takım. Kazanalım şurada. Brozovic. Mbappe. Neymar. Neymar ta yukarı. Messi'ye doğru Rıdvan. Şu bu Rıdvan. Çek. Ver. Güzel. Kaldır Mert. Çok soğukkanlı oynadık burayı. Devam. Talisca'ya ver. Talisca şimdi. Talisca. Aşağıdan Gezal'ın koşusu var. Raşit Gezal. Koş Gezal. Gezal. Kaldır. Enkudu ve gol. Maçın başında öne geçiyoruz. Paris Saint Germain karşısında çok erken bir gol. Enkudu'nun golü ve 1-0 öne geçirdi takımı. Gezal'la daha doğrusu tüm takım olarak çok soğukkanlı oynadık. Mert'ten ta Enkudu'ya kadar herkes üstüne düşeni yaptı. Ve burada golümüzü buluyoruz. Gol sevinçlerini yapıyor oyuncular. Gezal indirdi. Bir orta. Bam! Eşref Hakim'in arkasına düşmüş. Donnarumma'nın yapabileceği bir şey yok. Ve Enkudu'nun golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Bu çok iyi oldu bak. Bu inanılmaz güzel oldu.
Daha maçın başında bulduk golü. Neymar. Merino. Vurdurma, vurdurma. Bak bu adamlar çok tehlikeli ha. Uzaklardan vurdurmayın. Abi offside yok mu? Ya Eric Bailly bozdu değil mi? Eric Bailly offside'i bozdu 1-1. Şunların tiplere bak ya. Şurada Eric Bailly bozdu offside abi. Tam üstüne basıyorduk. Birkaç adım daha önde olsa offside. Maalesef 1-1. Maç bayağı gollü geçecek ya. Sonraki maçı düşünemiyorum da bayağı pres yapıyorlar bu arada. David Alaba. Verratti. Merino. Merino. Aldık onu. Hiçbir şey yok hocam. Ya hocam ne penaltısı yarım saat sonra veriyorsun ya. Yarım saat sonra penaltı vermek midir abi? Olmuş bitmiş hala penaltı veriyor ya. Ne oldu orada? Mbappe. Topun başında. Nereye kullanacak? Sağ kullanacak ya. Sağ kullanacak. Ya abi atladık ama ya. Şaka mı bu? Of. Oyuncular çok kaliteli. Aşırı kaliteli. Mbappe çok sert vurdu. Yani Mert oraya atlayana kadar çoktan topu ağlarla buluştu zaten. Bakıyoruz. Çok geç artık abi. Çok sert vuruyor adam. Köşeyi de doğru bilmiştik ya. 2-1. 1-0'dan 2-1'e döndüler. Mert bırak aşağıya. Rozi'ye. Talişka. Enkudu fırla. Enkudu fırla. Yardırsana oğlum. Neyi bekliyorsun ya? Normalde yardırıyorsun ya. Alaba. Enkudu kazandı. Hocam nasıl el var? Ya nasıl el var hoca? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Batshuayi. Batshuayi uzaklardan. Penaltı. Yok mu? Adamların eline çarpmıyor ki. Ne oldu? Penaltı. Beleş penaltı kazandık. Bir dakika. Marquinhos'un eline çarpmış. Dur. Şurada olmadı. Ha burada giderken çarpmış eline. Penaltı kazanıyoruz. Kullan. Kullan oğlum. Bekletmeden ters köşe. Anderson Talisca. Penaltı ile karşılık veriyoruz. 2-2. 2-2. Bırakmak yok. Pes etmek yok. Çeyrek finale kadar geldik. Yarı final neden olmasın. Sonraki maç çok zor olacak ama belki. Belki bir ihtimal. 2-2. Haydi takım. Haydi takım. Ya şurada 2 farkla gidersek kazanırız bu arada. Ya şu maçı 4-2 falan kazanırsak sonraki maçı büyük ihtimalle tur geçmek için yeterli olur yani sonraki maçta. Ama işte burada ya bu skorla veya 3-3 falan berabere kalırsak sonraki maçta yenilme ihtimalimiz çok yüksek. Wijnaldum. Neymar. Ta aşağıdan Messi offside. Güzel. Haydi takım haydi takım. Beraberlik olmasın. En kötü bir farkla falan gitmeye çalışalım. Sonraki maç için önemli bu. Rıdvan çok iyi oynadın burayı. Çok iyi oynadın burayı. Devam takım. Takım. Çok güzel çıkıyoruz. Bırak şimdi yukarı. Getson Fernandes. Çek Getson olmadı. Yetişemedi. Lan. Bizde o top. Ya kısa boylu Verratti nasıl oluyor onun ya? Salih. Ya Salih. Onu alman gerekiyordu. Mbappe geliyor şimdi. Rıdvan'la yan yanalar. Mbappe. Mbappe. Rıdvan. Tamam. Ödüm patladı. Out. İşte bu Rıdvan. Süper oynadı orayı. Getson. Hayır. 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 Uzaklardan dışarıda. Out. Mert. Mert. Çok epik bir kurtarış bu arada. Messi'nin vuruşunu çıkarttı Mert. Gelme gelme. Oyuncu değişikliği falan yok. Devam. Ay bir an yedik sandım ya. Çok tehlikeli geldiler çünkü. Rıdvan. Yapıştır. Diyorlar. Mbappe. Mbappe, Mbappe geliyor. Rose şimdi. Getson, Getson çok güzel taşıdın. Getson şimdi yukarı. Abi aşırı dolu, aşırı dolu, aşırı dolu. Nereye atacağız? Her yer kapalı. Talisca şimdi bıraktı. Bir daha Talisca'ya doğru. Anderson Talisca. 3-2. Dakika 76'da Talisca'nın golüyle 3-2'ye getiriyoruz skoru. İşte bu. Oğlum coşsanız olan Paris Saint Germain'i 3-2 yeniyoruz şu anda. Arkada çok büyük boşluğu bıraktılar çünkü ileri doğru çok fazla pres yapıyorlar. Arkada daha doğrusu orta sahada inanılmaz boşluk bıraktılar. O boşluğu değerlendirip bir ver kaç. Talisca'nın koşu yoluna çok güzel bitiricilik. Normalde sol ayaklı ama zayıf ayağı artık 4 veya 5 olduğuna göre olduğu için çok da fark etmiyor. Her türlü atar abi. Her türlü atar.
86 vurur artık yani. Hiç boş adam değil. Topu kazanırsak belki ileri çıkarız şu an. Güzel geliyorlar. Top dışarıda. İşte bu. Son kez geleceğiz belki de. Alaba oyundan çıktı. Rıdvan. Enkudu yapma. Oy Enkudu. Fena yatırdı. Talişka'nın koşu yoluna. Ama çok hızlı yapma. Gol gitti. Gol kaçtı. Pres yapın, pres yapın, pres yapın, pres yapın. Hocam bizde o. Bitirme. Bitirme hocam. Hocam el varmış. Bitti. Maç bitiyor. 3-2 galibiyet alıyoruz burada. Çeyrek finalin ilk maçında 3-2 galibiyetle ayrıldık. İkinci maç. Son maç. Ya tamam ya devam maçı olacak. Acayip kritik maç olacak ya. Bir farkla gidiyoruz ama Paris Saint Germain yani ikinci maçta tahminince böyle uzaktan falan deneyecekler. Ve çok güzel vurup gol atabilirler. O yüzden bu bir fark tur getirebilir abi. Bu arada kaç puanımız var lan? Güzel 75. Süper Lig'de de ilerliyoruz. Galatasaray maçı varmış. Ne oldu? 2-1 kazandık. Güzel. Oh tamam, yorgunluk yok. Yorgunluk yok. İki takım da full. İki takım da full. Herhangi bir değişiklik yok. Bir tek Wijnaldum'u almışlar. Bir de sol tarafta Perraud diye biri var. Bizim kadro yine aynı şekilde. Full kondisyon. Herkes yerini almış. Batshuayi artık 80 overall yükselmiş. Gezal 82 olmuş. Çok iyi. Rıdvan 81 olmuş. Mükemmel. Mükemmel. 3-2 skorla deplasmana gidiyoruz. Fransa'ya gidiyoruz. Bakalım burada Mbappe'li, Neymar'lı, Messi'li kadroya karşı neler yapacağız? Başlayalım. Hadi be. Ya uzaktan çekilen şutlar harici çok da bir sıkıntı yok. Uzaktan çekiyor. Ya şimdi mesela şey yapacak. Mbappe alacak topu. Çat diye bir vuracak, gol atacak falan. Onlar çok sıkıntı. Başlıyoruz. Başlıyoruz yarı final için. Yarı final için. 3-2 kazandık. Bakalım burada Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselebilecek miyiz? Diğer taraftan da Manchester City geçecek galiba yarı finale. Başka kimler var? Liverpool falan da vardı. Bu saatten sonra her türlü zor. Atletico Madrid takır takır gidiyor bu arada. Yalnız yarı finalde bir Lyon gelse mükemmel olmaz mı lan? Gerçi geçemedikten sonra hiçbir anlamı kalmaz tabi. Önce bir geçelim de. Batshuayi'nin vuruşuyla çeyrek finalin ikinci maçı başladı. Hadi be kaptan Talişka. Takım. Çok güzel oynuyoruz, tamam mı? Pres yapacaklar. Şu preslerden güzel sıyrılalım. Pres yapıyorlar derken adam gitti zaten son anda müdahale. Hayır Berat'ti. Ne oluyor abi, bu ne ya? Ah. Abi saçmalığa bak. Daha maçın başındaydık golü. 3-3. Messi. Acayip saçmalıklar oldu orada ya. Karambol. İşte en kötü ikinci şey de bu. Bir uzaktan şutlar, bir de karambol. 1-0. Toplam skor 3-3. Daha maçın başında, geçen maç o kadar uğraşmamızın hiçbir anlamı kalmamış oldu. Eşref Hakimi. Hakimi getiriyor. Çekil çekil hocam, faul. Hocam Rıdvan'ı yere düşürdü. Nasıl bir şey yok? Nasıl korner ya? Büyük saçmalık bu arada. Yani topu engelledikten sonra üstüne düşüyor Hakimi. Ve hiçbir şey yok. Uzaklaştır. Henüz bir şey bitmiş değil. Sakin oynayalım, sakin oynayalım. Hayır, hayır, hayır abi, işte onu geçit verme ya. Bomboş kaçıyor adam ya, Mbappe. Evet, şu an bir gol atmamız gerekiyor. Toplam skor 4-3. İşler artık çok sıkıntıya girdi. Bir gol atmamız lazım. Aha. 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 Lan donurma. Bizde o, bizde o, bizde o. İndir oğlum. Talişka. Talişka uzaklardan donurma. Kaldırsaydım biraz daha keşke ya. Olsun olsun, donurma. Korner. Enkudu. Ver geri. Ver. Ne yapıyorsunuz? Abi. Tamam dön geri, dön. Tamam dön, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, devam. Devam. Erik Bailey. Erik Bailey çok kaptıracak gibisin, ver şunu. Güzel. Bıraktı şimdi Rıdvan. Güzel getirdi topu Salih Uçan. Salih. Salih. Yaptın ortanı Marquinhos orada. Marquinhos deve gibi herif ya, geçilmiyor ki. Adam çok büyük. Kaldır. Hocam yokmuş bir şey. Elmeli yokmuş. Şimdi Gedson Fernandez aldı. Gedson bıraktı aradan.
Raşit Geza ve gol. 2-1'e getiriyoruz skoru. Henüz pes etmek yok. Henüz pes etmek yok. 4-4. 4-4 oldu. Buldum. Çok sıkıntı maç. Yani her an gelip atabilirler. Ama bizim de her an gelip atabilme potansiyelimiz var. Yani aşırı ortada maç ya. Aşırı, tur direkt aşırı ortada yani. Kimin geçebileceği hiç belli değil. İşte bu Gezal, işte bu. Böyle giderse uzatmalar oluyor. Hemen bir gol daha. Merino. Şut çekip. Of. Dediğim şey buydu işte. Uzaklardan vurduğu zaman atıyorlar. İmkanı yok yani, kaçmıyor o gol. Uzaklardan vurduğu zaman tak diye atıyorlar. Şurada. Ben o pası hiç beklemiyordum ya. Çok güzel attı adam. Wijnaldum değil mi? Çok güzel yolladı önüne. Gelişini oradan. Ya şu vuruş. Bu ne abi? Şu vuruşu nasıl tutsun Mert ya? İşte böyle olunca. Yapacak bir şey yok. Acayip zora giriyor tur. Yine bir gol atmamız lazım şu an. Rıdvan. Bırak ortaya. Talişka. Atışay şimdi. Kaldır. Enkudu. Aldın. Çektin. Geçtin. Geçtin, geçtin, geçtin. Enkudu. Bir plase ve gol. Kevin Enkudu. Öyle gol atılmaz. Böyle gol atılır. Konuşamadım lan. Böyle gol atılır lan. 5-5. İşte bu. 5-5'e getiriyoruz skoru. Oğlum ne oluyor lan? Gollere bak. Gollere, gollere bak. Bu tam çeyrek final ya. Şampiyonlar Ligi işte bu. Efsane gol Enkudu'dan. Devam. Bir onlar atıyor, bir biz atıyoruz. Bir onlar atıyor, bir biz atıyoruz ya. 5-5. Gir araya Batuşay. Olmadı. Ay yanlışlıkla kaydım. Tamam. Yapma Mert. Çok güzel. İlk yarı sona erecek. 3-2 bu maç. Toplam skor 5-5. Hangi takım geçecek lan? Oğlum çok sıkıntılı maç bu. Ya Paris. Tamam gol atıyorsun da defansın da çok kötü yani. Biz de atıyoruz. Ne anladım ben bu işten? Alaba. Rıdvan. Çıkabiliriz belki buradan. Aha Rozier. Rozier koştun. Çok hızlısın, koş. Koş 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 koş. Aç ayağından. Aç ayağından, kimse yok. Kimse yok, koş. Yardır. Yardır. Bırak şimdi. Çok yavaş bıraktın ya. Çok yavaş bıraktın Rozier. Çok yavaş bıraktın. Olsun, indirdik. Enkudu bir gol. İşte bu. 3-3. Dakika 58'de 60'a yakınlaşırken 3-3'e getiriyoruz skoru. 6-5 yaptık. Oğlum ya çok fena maç bu arada. Uzun süredir bu kadar gollü ve git geldi maç yaşamıyordum. Mükemmel maç. Mükemmel maç. Talişka indirdi. Talişka burada. Rozier'miş o. Enkudu vurdu, boş kale sayılır. Yani o kadar açıdan. Düzelttikten sonra kalecinin yapabileceği bir şey yok. Gezal bir tane attı. Enkudu iki tane attı. Puh, hadi 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 hadi. Oğlum efsane maç oluyor lan. Şimdi bir gol yeme hakkımız var bu arada. Yani yok da. Yersek beraberlik oluyor. Hani en kötü. En kötü beraberlik. Bari son dakikalarda yiyelim. Yiyeceksek de be. İki tane yemeyelim çünkü yani. 90 dakikada bitmesin bu maç. En kötü bu uzatmalara falan götürelim yani. Mbappe'den aldık şimdi. Öbür müdahale gelmedi. Kapat kapat. Hayır. Hayır. Merino. Çok güzel de adamların hep önünde kalıyor abi. Hayır hocam bu. Uzaklaştır. Uzaklaştır. Kaç. Kaç kaç. Tamam. Gezla bırak. Hadi lan. Enkudu'yu gördüm. Ama çok yavaş kaldı. Enkudu. Nasıl alamadık? Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kapatın kapatın. Abi hayır. Oy Umtiti. İşte bu lan. Son 15 dakika pres yapacakları için yakında oynamayacağım. Çünkü bir anda üstümüze gelebilirler. Dik Mert. Dik dik. İndirdik şimdi. Aha lan ayak geldi. Alaba. 59 tane pas yapmışız lan. Çok az. Wijnaldum. Wijnaldum bıraktı Messi'ye şimdi. Messi'ye vurdurmayın. Messi'ye vurdurmayın ya. Messi. Ta nereden atıyor oğlum adam ya? Of.
Adam ta nereden atıyor, şuraya bak. Ya dümdüz gömçürmüş hep aynı yer ya. Az önce de Mert çıkarttı ya oradan. Yine aynı yere vurdular. 4-3, toplam skor 6-6. Dayanamadık ya. İlla yiyeceğiz şu golü. İşte uzaktan vuruşlar çok etkili abi. Özellikle büyük oyuncularda. Salih. Rıdvan. Bir ver, kaç Rıdvan. Süper Rıdvan, koşuyorsun. Rıdvan geçtin. Geçin ortaya, geçin ortaya, geçin ortaya. Bir orta. Dalışka. Lan. Donarma çıktı. Umtiti yapmayın, yapmayın, yapmayın. Durdurma. Kaçacak. Ortası bomboş. Wijnaldum. Wijnaldum bıraktı Mbappe şimdi. Neymar. Hayır ya abi. Şaka mı bu ya? 7-6 ne? 5-3 ne ya? Of. Akın akın geliyorlar ki çıkamıyoruz ya. Şu işe bak. Kaç kişiler oğlum? Ceza sahamızda kaç? 2-4-6 kişi var şu an ya. 6 kişi içeride bekliyor. Bu ne oğlum? Adamlar ne biçim baskı yapıyor? Aç her şeyi, aç. Ne varsa açacağız artık. Dur, son dakikalar. Belki son bir atak. Şöyle. Ne varsa açalım. Adam koyuyor, ayağı alıyor ya. Pres yapın, pres yapın. İşte bizim yaptığımız pres bu kadar. 90+2. Eleniyoruz ya. Şaka gibi ya. Elendik abi. Kırmızı... Oha. Kırmızı kart verdiler. Evet. Burada maç bitecek. Yani bu maçın hakkı bu muydu? Bence değildi ya. Bir uzatmalara götürmek gerekiyordu. Adamlar takıldı. Evet. Başlamayacaklar. Takıldılar abi. Buglandı. Başlamıyorlar. Evet. Eleniyoruz ya. Maalesef buraya kadarmış diyelim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Hiç beklemiyordum gerçekten. 5-3 gibi bir skoru hiç beklemiyordum. 7-6. Ama şöyle bir şey var. En azından 6 tane gol attık. Yani bence bu çok aşırı büyük bir gelişme. 6 tane gol Paris Saint-Germain'e atmak. Oyalandılar, oyalandılar. Ve en sonunda maç bitiyor. 7-6 toplam skorla Paris Saint-Germain geçti. Ucuna kadar çabaladık. Çok da güzel goller attık. Özellikle Enkudu bayağı güzel goller attı. Ama maalesef... Yanağımı sırdım. Maalesef buraya kadarmış. Çok keyifli maçtı. Evet, çeyrek finale kadar geldik. Yarı final elimizin ucundaydı. Bu arada ya birazcık daha düşük takım gelseydi çok rahat geçerdik. Öyle böyle değil. Birazcık daha böyle bir nebze daha düşük takım gelseydi çok rahat yarı finali görürdük. Maalesef Paris Saint Germain geldiği için ilk maçta da kazanmamıza rağmen... Bir farkla gitmemize rağmen burada ikinci maçta eleniyoruz. Atletico Madrid Liverpool'u geçmiş. Olympique Lyon Arsenal'ı geçmiş. City 6-1 geçmiş Leverkusen'e. Büyük ihtimal finale kadar giderler onlar. City. O zaman burada bırakalım ya. Final yapalım madem o zaman. Böyle bırakmış olalım. Süper Lig'de yine şampiyon olacağız herhalde. Şöyle bir sezon sonuna gidelim. Haziran'a doğru. Türkiye Kupası'na var mıyız bilmiyorum ki. Yani çok da önemli değil zaten. Para verdiği falan da yok. Süper Lig'de o kadar vermiyor da. Şampiyonlar Ligi'nde çok güzel ilerledik bu arada ya. Acayip keyifliydi özellikle Paris maçları. Şu sonuna kadar ilerletelim madem. Bakalım ne olacak. Şampiyon olabildik mi? Olduk galiba. Fenerbahçe'yi de yendikten sonra. Büyük ihtimalle şampiyonluğumuzu garanti altına almışızdır. Bir de şeye bakalım. Gol kralı falan Talisca oldu mu? Büyük ihtimal Talisca olur. Evet. Haziran ayına geldik. Hemen şöyle bir çıkalım bakalım. Ne olmuş? Hem ligdeki durumlar hem Şampiyonlar Ligi'ndeki durumlar nasıl? 96 puanla şampiyon olmuşuz. Artık tabii çok rahat. 4 mağlubiyetle birlikte şampiyonluğu aldık. Şampiyonlar Ligi'nde bizden sonra neler olmuş? Paris Saint-Germain kazanmış ya. Abi şu adamlar kazandı mı kupayı gerçekten ya? Bir gol ya. O son golü yemeseydik uzatmalara falan götürecektik de. O saatten sonra birazcık da zordu tabii. Hani uzatmalara gitse bile zordu. Çünkü... Gittikçe onlar daha üstün oynamaya başladı ama yine de müthiş bir çaba gösterdik. En azından kupayı kazanana mağlup olduk diyelim. Öyle bir bahanemiz de var. City'yi de 4-3 geçmişler ha. Kendi evlerinde 3-0 yenmişler. Ulan City nasıl geçemedin ya? 6 tane gol attık la adamlara. Atletico Madrid penaltılarda geçmiş. Ondan sonra burada mağlubiyet almışlar. Evet, en azından kupayı kazanan takıma elenmiş olduk. Şimdi bir de şeye bakalım.
Oyuncular ne yapmış? 28 golle Talisca ve Enkudu şeyi birinci ve ikinci sırayı almışlar gol krallığında. Ondan sonra asist krallığında 11 asist Npoku. Burada Connor Cody 8 asist mi? Ne? Connor Cody stoper değil mi lan? Daha yeni aldık. 8 tane asist yapmış adam. Ne? Stoperken orta maçta ne yaptın? Gol yenmeyen maçta Mert Günok. Kırmızı kartlarda. Beşiktaş'tan 3 kişi var. Fenerbahçe'den 4 kişi var. Evet, yanlış görmüyorsam. Aynen öyle. Kasımpaşa'dan 3 kişi var. Onun haricinde normal. Evet, bu şekilde bir sezonun ve bir kariyerin daha sonuna gelmiş olalım. Bence elenmemize rağmen müthiş keyifli bir maçlardı yani, bölümdü. Umarım beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir kariyer oldu. Son kadromuz, daha doğrusu kadromuzun son halini gösterelim. Oyuncular çok gelişti artık. Büyük ihtimal bir sene daha oynasaydık nasıl olurdu? Hani ne bileyim, bir defans portası alırdık belki. Bir tane ne alabilirdik? Mert var gerçi. Kaleciye de gerek yok. Bir tane santrafor falan alırdık. Yani çok da bir değişiklik yapmazdık kadronun üzerinde. Zaten biraz daha böyle hani ekstrem transferler yapmak yerine birazcık gerçekçi transferler yapmaya çalışalım istedim kariyer boyunca. Ve bence çok da güzel bir kariyer geçirdik. Başlarda birazcık zorlandık. Ama Süper Lig kazandıktan sonra sonraki sezon, yani ikinci sezonumuzda bayağı bir rahat geçirdik. Özellikle Avrupa Ligi'ni kazanmamız çok güzel oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaliyle birlikte. O zaman burada noktalayalım kariyeri. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanal olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.